Varsa bir ayran alabilir miyim? Tuzlu ayran, tansiyonu düştü de. Bir 5 dakika ara verelim, olur mu? Beni sevenlere iyi bir haberim var, sevmeyenlere de kötü. İyiyim çok şükür. Ayran iyi geldi. Ne varsa ayran da var. Milli ve yerli içeceğimiz. Benim aslında geçen toplantıdan beynim yandı. Ya en son hani Uğur Bey'e şey dedim ya, bir haftadır kendime o yüzden gelemiyorum. Laf polemiğine girme, ben seni cebimden çıkartırım dedim ya. Benim senin cebinde gözüm yok demez mi? O zamandan beri toparlayamadım. Kaç kişiye sordum. Ben seni cebinden çıkartırım demek ne anlama gelir? Karşı taraf benim senin cebinle ne işim var şeklinde bir soru sorarsa ne cevap verir? Bugünkü durgunluğum geçen haftaki o sorudan kaynaklanıyor. CHP'den geçici olarak ihraç edildim, doğru mu? Ben gene Cumhurbaşkanımızı arıyorum. Gene randevu vermiyor. Hayır yani vermiyor. Yani bir Sayın Kılıçdaroğlu ile ortaklaştıkları konu o da vermiyor. Yani hiçbir konuda uzlaşamıyorlar. Bu konuda nasıl uzlaşıyorlar? Ya Sayın Cumhurbaşkanımızla ben ne konuşacağım? Yerli ve milli iki tane konuyu konuşacağım Bolu için. 57 kez istedik daha önce vermedi. Bugün de 3-4 oldu. Vermiyor. Yani Paşin yanında görüşüyor. Ermenistan Cumhurbaşkanı'yla. Prens Salman'la görüşüyor. Tatil Esed'le görüşmeye hazırım diyor. Barzani'yle defalarca görüşüyor. HDP'lilerle görüşüyor. Arkadaş bir şey söyleyeceğim de şu kardeşinle niye konuşmuyorsun? Ben sandıktan çıkıp geldim. Ağaç kavuğundan çıkmadım. Bolu halkını temsil ediyorum ve Bolu ile ilgili konuşacağım. Herhangi bir talebim falan olmayacak. Şimdi ben Sayın Cumhurbaşkanımız artık 15 gün içinde randevu verdi vermedi. Bir gece ansızın sarayın kapısını çalabilirim. Ben geldim. Veya Devlet Baba'ya mektup yazacağım. Diyeceğim ki Devlet Baba bu iş böyle olmuyor. Yani şu senin ortağı bir söyleyiver de. Bolu adına bir şeyler anlatacağız. Bir randevu koparti var. Herhalde Devlet Baba da beni kırmaz. Arar Reis Bey'i. Ya bu Tanju beni çok taciz ediyor. Çocuğa bir randevu ver de bir görüş. Elimde bir numara var, İbrahim Kalın'ın dediler. Arıyorum açmıyor. Gece uyudum mu diye yazıyorum, dönmüyor. Ben nasıl randevu alacağım Sayın Cumhurbaşkanı'ndan? Sende numarası var mı? Varsa ver ben arayayım sürekli taciz edeyim. Yani muhakkak görüşmem lazım. Konu önemli arkadaşlar. Rahatsız edeyim. İlla bu randevuyu alayım. Ya Bolu halkı adına görüşmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım beni duyuyorsanız veya sizin basın danışmanlarınız dinliyorsa vallahi görüşmem lazım, önemli iki tane konu. Önemli iki tane konu, Bolu ile ilgili konu. İş istemeyeceğim, oğluma iş istemeyeceğim, ihale hiç istemeyeceğim, para da istemeyeceğim, pul da istemeyeceğim. Sadece Bolu'nun geleceği ile ilgili çok önemli iki tane konu var. Bu konuda bu konuyu bilgilerini arz edeceğim. Bunda kötü bir şey var mı? Hem altılı masayı falan da konuşuruz istiyorsa. Laflarız yani. Niye İsmail Bey İskender Ağa cemaatinden mi? Niye? İsmail. Ya nereden gireceğimi de bilemiyorum. Şimdi menzilcilerden girsem menzilcileri tanımıyor. Yani İsmail Ağa cemaatinden girsem nereden nasıl görüşeceğim ben Cumhurbaşkanımızla? Ya Allah'ın kulu bana yardımcı olsun. Konu bu zaten. Konu Bolu. Ülkeyi de Cumhurbaşkanı yönetiyor. Yetkisi var. Belli konularda Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz etmek istiyorum. Allah Allah. Arıyorum. Dönmüyor. Yani ama tamam da yani bu kadar olmaz ki yani 60 kez aramış bir ilin belediye başkanı. İnsan bir meraktan döner ya ne diyor bu diye. Ne yapayım yani Devlet Baba'dan yardım isteyeceğim. Olmazsa Putin'e mektup yazacağım. Sık sık görüşüyorlar. Arkadaşlar şu konuda şey yapın ya bir yardımcı olun da bir görüşelim. Şey anlatacağım ya. Ben ne diyorum sen ne diyorsun ya. Ya ben Cumhurbaşkanı'yla görüşmek istiyorum diyorum. Yardımcı olacağım mı olmayacağım mı? Ben Cumhurbaşkanı'na ulaşacak güçte bir adam değilim diyorsan sözüm yok. Yani ama bir şekilde ya kimle yakın Sayın Cumhurbaşkanı? Tabii il başkanı külliyenin önünden geçemez. Bırakın Allah'ını severseniz. Allah'ını sever. Yani bilmiyor muyuz sanki biz bu işleri? Valla en iyisi sarayın kapısını çalacağım arkadaşlar külliyenin. Bir gece ansızın gideceğim. Tanrı misafiriyim diyeceğim Sayın Cumhurbaşkanım. Kapıda bırakmaz herhalde. Ya orada beni polis alacak, içeri atacak ya gidip görüşeceğim. Bir gece ansızın sarayın kapısına gelebilirim. Ya Bülent Bey bütçeden haberin yok ki. Bütçe nasıl yapılır? Hiçbir fikrin yok. Vallahi de yok, billahi de yok. Hani bahçıvansın biberin yok, bütçeden haberin yok demiş atalarımız. Siz zaten satmaya odaklısınız. Yani sizin mensup bulduğunuz parti hükümeti zaten her şeyi sattı devletin yaptı. Hemen kooperatif bir şey yapıyor. Belediye bir konserve fabrikası yapıyor. Satalım. Ya kardeşim üretelim. Üretelim. Biz üretmenin peşindeyiz. Deniyoruz en azından. Deniyoruz. Niye satacağız yaptığımız fabrikayı? Allah Allah. Allah Allah ya. Ya böyle bir şey var mı ya?
Fabrika yapmışız, fabrika yapmışız, satın diyor ya. Ben anlamıyor muyum Burak Bey? Fakiri fukarayı konut edindirmeye heveslendik. Heveslendik yani gerçekten. Yeri de aldık, projemizde bu dedik, ihalesine de çık. Vaatlerimiz de yok Burak Bey. Tamam, sonra seçimden önceki vaadim de yoktu diyorum. Şimdi seçimden önce peki ne oldu? Çevre Şehircilik Bakanlığı 19 bin tane şey topladı, apar topar. Talep topladı sosyal konut yapacağım diye. Peki o 255 sosyal konut nereye yapılıyor? Belli değil. Şimdi yeniden talep toplamaya başladı. Kardeşim sen önce 4 sene önce yapmayı taahhüt ettiğin yeri bir göster, yeri. Bana bunu söyleyecek olan adamın alnının çok temiz olması lazım. Alnının ak olması lazım. Nerede yeri? Nerede yeri? Hadi bir söyle. Peki o yere nasıl gideceksin? Diyelim dediğin yere tapu çıkartıldı. Dediğin yer neresi biliyor musunuz? Yer olarak düşünülen yeri söyleyeyim. Müsaade buyur. Ya böyle bak, gergin olmayayım diyorum. Güzelce bilgi veriyorum. Sen laf atıyorsun. Ben bilgi veriyorum. Arkadaşlar yapmayı düşündükleri yer neresi biliyor musun? Dün Alaaddin Yılmaz'a da söyledim. Bir nikahta karşılaştık. Yapmayı düşündükleri yer bizim Temiz Su Arıtma'nın sol tarafında tapu çıkartılmaya çalışılan bir yer. Belediye de geçmişte benim zamanımda da oraya tapu çıkartıp hazine adına sonra da satın almak istedi. Şu anda oranın daha tapusu çıkmadı. Bu bir. İkincisi TOKİ Başkanı'na gittim. Ya dedim ki geçen sene, ya başkanım enteresan bir durum var dedim. Siz bizden dedim TOKİ'nin nereye yapılacağını niye gizliyorsunuz dedim. Bakın sizin yapmak istediğiniz yer burası dedim, ben biliyorum. İşte Kemküm etti, doğru dedi. Peki buradan dedim şehre ulaşım nasıl sağlanacak? Onun önünde plansız bir alan var. Bizimle paylaşın, gizli bilgi deyin, paylaşın ama en azından biz o alanı planlayalım. Yol yok ki Burak Bey, plan olmadan yolu nereden geçiriyorsun? Zaten en büyük sıkıntı bu otoban yapılırken yeri doğru seçilmiş. Ama şu mantık, ileriyi görememenin sıkıntısı, şehir ileride kuzeye doğru kaymaya başlarsa ki başlamak zorunda, batı bitiyor. Geçişleri nereden sağlayacaksınız? O yüzden Bolu'nun üçüncü bir girişe ihtiyacı var, otoban girişine ihtiyacı var. Bizim bunları konuşmamız lazım. Ama arkadaşlar yani öyle bir şey söylüyorsunuz ki seçim vaadimiz de yok. Hayırlı bir hizmete vesile olsun diye yeri aldık, satın aldık. Sizinle her aşamasını paylaştık. Bakın ciddiyiz bu konuda dedik. Projesini hazırlattık, sizlerle paylaştık. Hatırlıyor musun? Sen o filmi izlemek yerine beni izlemeyi tercih ettin film boyunca. Yaklaşık maliyeti gizledik sizden. Mesela ihalede yaklaşık maliyeti gizledik. Niye gizledik biliyor musun? Vallahi öyle mi? Siniz de. Siniz de. Sizli bizli olalım, olur mu? Arkadaşlar 2008 yılıydı. O zamanki Düzce milletvekili, Bolu milletvekili de bir araya geliyorlar. AK Partili. Bir arabanın kaportasının üzerinde Metin Kaşıkoğlu bir kroki çiziyor. Aynen böyle görüntüler. Bir kroki çiziyor. Diyor ki sınır burada olsun. Genellikle yaylalarla ilgili. Taş kes. Böyle bir sınır çizmişler. Altına da önde gelene imza attırmış. Türkiye'de yasa var, nizam var. Ben Ümit Bey'i çok severim. Çok düzgün insan. Ne yemem. Benim de iyi dostum. Ben Düzce'de televizyona çıktım. Bu protokolü dedim ki ben bu protokolü Bolu milletvekili olarak tanımıyorum dedim. Protokolün fotokopisini de yırttım. Tabii tehditler aldık o sırada, şu oldu bu oldu. Ama bakın yani böyle saçma sapan şey olmaz. Sen kanunla belirlenmiş olan sınırları protokolle değiştiremezsin. Kaldı ki Ümit Bey'in kastettiği protokol aslında esas itibarıyla geçersiz bir protokol. Allah'tan geçersiz çünkü Bolluların aleyhine bir protokol. Seri kardeşlerimize saygı duyuyorum. Bunlar bizim kardeşimiz. Ama şimdi kanunla belirlenmiş bir yeri sen yetkili yetkisiz muhtarlarla, milletvekilleriyle falan değiştiremezsin. Ümit Bey'in bu konuda eksik bilgilendirildiğini düşünüyorum. Kendisiyle de yarın bir telefon görüşmesi yapacağım bununla ilgili. Uygunsa bir konuşacağım. O herhalde protokolü Düzce'nin aleyhine zannetmiş. Aslında protokol Düzce'nin lehine ama geçerli değil okul. Otursak Düzce Belediyesi'yle
sınırları düzenleyen yeni bir protokol yapsak bu geçerli olur mu? Olmaz. Artık yani biz kardeşiz. Öyle birbirimizin toprağında gözümüz olmaması lazım. Toprak hepimizin zaten. Şehrimizde çok sayıda Düzce'li yaşıyor. Düzce'de çok sayıda Bolu. Et de tırnak gibi. Bu anlamda bu konuları siyaseten kaşımak isteyenler var. Bu da düşün.